Ha şey. Çağrı'nın Çeşme Vlog, dur Çeşme Vlog izleyelim. Dictum meum pectum. Ferit abi selamlar. Yeni Twitch kanalı açtım. Destek olursan çok sevinirim. Kardeşim teşekkür ederim. Öyle bir hizmetimiz yok maalesef. Dansımız. Arkadaşlar tatil için kalacağımız yere geldik. Şuradan göstereyim. Ve tatil başladı. Kemalcan Parlak için de tatil ve Azunyan Özgeç'in de tatil tüm hızıyla devam ediyor. Ne amına koydum yalancısı, ne olacak? Ne yalan atıyorsun? 4 gündür buradayız. Nasıl 4 gündür buradayız ya? Her tarafımız yanmış hepimizin, diyorum tatil yeni başladı. Amele yanığı bile oldu bende amına koyayım bak. Az önce kendine misyon da sineklere falan ana avrat dövdü bu arada, haberiniz olsun. Bak. Bir bahçemiz var. Bir taraf çiçekli. Bir taraf sıçrıyor. Diğer tarafı da şöyle. Veranda. Evet. Aa, ne yapıyorsun amına koyayım? Aklım çıktı biliyor musun? Sulu şakalar. Evet, kahvaltımıza da geldik arkadaşlar. Böyle biz bu işi geldik kahvaltımıza. Bakıyorum Radov. Kemalcan Parlak'ı tanıdılar. Yo. Göremedim ben. Şeylerde olduğu gibi kendine nadar rahatsız koyalım, işe yarıyor gerçekten. Ama anlat anlatmadın. Ya şimdi arkadaşlar, Özgü soğuk kahve istedi mekanda. Mekanın sahibi de dedi ki, dedi soğuk kahve yapmıyoruz dedi. Sonra Kemal Canparlak şöyle yaptı, şöyle bir hareket yaptı. Arkadan iki tane çocuk koşarak buraya geldiler. Abi dediler, biz seni çok seviyoruz falan filan. Seni dediler inanılmaz beğenerek izliyoruz. Ben de dedim eyvallah canım. Canım senin dedim, ben senin yarım. Sonra dedi ki var mı bir isteğiniz, arzunuz var mı dedi. Ben de son kahven kapı gel. Şöyle bir anladın mı sanki. Sonra bir de şöyle bir şey oldu. Bir isteğiniz arzunuz var mı çocuk? Öylesine söyledi ama Kemal dedi ki bir soğuk kahve alabilir miyiz diye. Hemen tanıcam da değil yani çocuk, anladın mı? Çocuk da müşteri yani, gitti soğuk kahve almaya. Normal müşteri yani, yan masanın müşterisi yani, soğuk kahve almaya gönderdi çocuk Starbucks'ta. Bu gerçekten tehlikeli bir model ya. Ver balıkları çekeyim. Balıklar ben istemiyorum vlogda balık. Ben balığım vlog istemiyorum, vlogda balık istemiyorum. Yani. Çok hassasız bu konuda. Bazlama kemoş. Lütfen sıcak yiyiniz. Doymadan kalkmayınız. Yalnız iyi yedik ha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi komşu? Bu ne abi? Ne yapıyor bunlar? Yolculuğu 10 üzerinden puanlar mısın? Yolculuk 10 üzerinden 7 veriyorum. Nasıl 7 veriyorsun? Belarla geldiniz amına koyayım. Tabii ben Tiguan'la geldim ya. 4 benimki, ben 9 verdim ya yolculuğa. Tam da ya böyle olan, bir şey olabilir mi ya? Önemli olan Rens'le araba geldim. Değil ki. Ne gönül dostluğum bu, ne bu? İçerik aga. Şimdi mesela ha, doğru. Bir insan istediği kadar yakışıklı olsun, şu olsun, bu olsun. Twitch'te en yakışıklı mı izleniyor? Evren yakışıklı olan. İzleniyor amına koyayım. Yani dış görünüşten önemli olan iç özellikler, güzellikler vardır. Ya ne anlatıyorsun vardır. Ya? Allah aşkına amına koyayım, ne anlatıyorsun ya? Gösteren diyorum ki. Ben sana uzman. Seni anlayacağın dilde anlatayım. Anlat bakalım. Şimdi yolda okey, çok güzel geçti bilmem ne falan. Ben zaten yarısında uyudum. Sağ olsun Ferit arabayı sürdü. Son evet. Bir saat falan ben sürdüm sadece. Ondan da 250 yaptım. Çok durduk aga. Mersin'den İstanbul'a ben araç sürdüm. He. Hyundai Accent. Oğlum avazı mı yapıyorsun? Oğlum Hyundai evet. Accent düz vites. Accent. Tatile gelmemiş ki bu. Yine dalga geçmeye gelmiş, şeye gelmiş. Bak, ürün yerleşti. Hesap kalmaya geldi, yavaş düştü. Şuradan gidelim mi? Arkadaşlar, ucu tuttum ben size.
hesaplar almaya başlayınca tüysüzüm oluyor. Hocam hoca iyi hoş da aşağıdan deyip alsın diye veriyorlar. Kitliyorlar dinerleri. Bir tane buzlu bir şey getiriyor ona. Benim içinde de su var yani bir şey yok. Geçen tamam. Ben bir şey söyledim. Sen onu içtin mi? Ne ya? Hemen içeceğiz. Sırnatto. Makattorası. Bir şey söyledim biliyor musun? Lezgakuyano. Dimalo su ne? Altı saat falan sürdü. Çok durdu tamam ya. Ooo, soy una ramestoro. Ooo. Dikuamen da ispo ti amo. No. Yok arkadaşlar, diyor ki şu anda bu tatili çok beğendim, çok bayıldım, 10 numara tatil diyor ve neredesin Enes Fokus? Seni bitirmeye geliyoruz dostum. Kendine mi üstsenin götü mü kalktı? Götüm kalktı mı kalkmadı mı bunu düşünelim. Arkada bir deep house. Bak şu sürekli bak şu herkes bunu yapıyor. Herkes bu bak. Ama tek ayak bak bu ilk fark ettin mi? Hep bu. Uzanırken nasıl biliyor musun? Uzandığımı düşünün şu an. Öğlen 12'de. Harbiden akşam 7'ye kadar hep devam et. Biz bunlar bu videoyu çekerken büyük ihtimal hep ağırdaydık. Şükrü ile harbiden bu hareketleri yapıyorduk. 7'de bir ara hep ağırdı. Yani o ne demek biliyor musun? Tam kafamız şey olmadı. Burada otururken bu müzikten tam böyle kafamız sikilmedi affedersin. Bir de akşamla gidelim orada DJ performansında iyice beynimizin Malfurat içinden geçip. Bu tatil değil ya bu. Ama, bu şey yani. Ama şöyle hayır, müzikler dedim, tekno dediğimiz house. Bak asla onlara asla biz denemiyoruz. Onlar ama, 10 numara. Ama bir Michael Jackson bir verse de biz de bir dans etsek. Hiç yani bize yönelik bir şey yok. 90'lar pop, 2000'ler hip hop. Mesela şey versin ya abi. Güzel Çelik Ercan'dan bir tane duymadım amına benim burada. Doğru diyorsun vallahi Burak Kut'tan duymadım. Burak Kut'tan komple tikiz. Bir kere yalın. He yalın nasıl olmaz? Yalın bir kere yazın olayı yani. Yazın lan yazın ben bu yaz kornet bile yemedim lan. Daha ben de yemedim. Rebele maçı bizde arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yayınlardan sonra biz kahvaltıya gidiyorduk ya. Evet bana ben. Biz burada 3 gündür buradayız. Her sabah club içiyoruz. Sandviç tutuyoruz. Club sandviç. Club gün yemek gece. Daha önce bir partideydi de. Üç kız dans ediyordun ya bir ara. 3 tane kız vardı yanında. Ya bu ne yapıyorsun Özgür ya? Aşkım sen ne deniyorsun? Sanatsal şeyler mi deniyorsun ya? Vlog ya bu. Fezevenge baktım bir ara fıkra çekiyordu. Bir Alman, bir Rus, bir Fransız, bir de Türk, bir de Kegri. Bu ikilinin götü kalktı mı? Enes Batur'la takıldık ya. Bir orada bir kalktı götler. Abi. Tatilin çoğunda Enes Batur'la kulüplerdeydiler bunlar. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Evet arkadaşlar İzmir macerası kaldığımız yerden devam ediyor. Bu ne aman oğlum ben tutmuşum ya. Yapar her gece kovdum kafaları dinleme gerçeği duydum. İstedim ay gibi gecelere doğsun üstüme gel. Arkadaşlar ve takılacağımız yere geldik. Panayır'a geldik. Birazcık dans edeceğiz galiba. Bilmiyorum bir şeyler falan yedik. Bu ne yapıyor ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Oha! Bu ne oğlum? Lan buna bak. Sen şuna bak o zaman. O zaman sen şuna bak. Nasıl bir yok? Sen... Zoom var mı bunda? Zoom var mı? Zoom varsa Şükrü'nünkine de bakalım. Panayır'da yanımızda öyle bir isimle karşılaştık ki. Kemal niye Şükrü'ye sallamış burada? Alakasız bu arada, çok alakasız. Görenler hayrete düştü. Panayır'da Efo Yuga şoku. Selamun aleyküm. Panayır ailesi. Aleyküm selam. Bu arada bu kanala şuradan abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü bu kanalda daha neler göreceksiniz. Neler. Birader olaylar mı? Şimdi senin götünden doğru böyle alayım mı? Buraya geçiş ver. Şükrü ya. Hızlı soru cevap sekansına hoş geldiniz arkadaşlar. Tatilin bir diğer özelliği de buydu. Evet, Ferit Karakaya yanında. Ferit Karakaya en son ne zaman sevgilin oldu? 3, 2, 1. 2 sene önce. 2 sene önce dedi bakalım. Ferit Karakaya hiç tanga giydin mi? Hayır. Acaba ne? Az önce Özge'ye şunu sormak istiyorum. Kemal'in saçlarını hiç kıskandın mı? 3, 2, 1. Evet. Evet, yeni bir soru geldi arkadaşlar. Hızlı soru cevap serimizde. Bir başka soru daha. Elsa mı, Kemal mi? Kemal. Oğlum valla reportlanırız bak YouTube'da. Niye lan? Ya bir siktir git, ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ne yapıyorsun? Delirdin amına koyayım.
bulalım. Para getirelim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar tatil kaldığımız yerden devam edelim. Oğlum. Tatilde çok eğleniyorum. Ya siz ne kadar yaramazlı çıkmaya başladınız ya. Neden ben mi? Sizi böyle sokaklardan, mekanından, çıkışlarından mı toplayacağım? Tamam da dayakla bir şey yok ki ya. Dayakla içmişsin amına, ayakta duramıyorum. Ulan çay içtik. Baba çay içmeye yani çıkılır mı, saat gece olmuş 2 ya. Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Çıktı. Sana ne dedim? Kanka beni al dedim şuradan. Beni al dedin, olaylar amına satayım. Bir ton kavga etmişsin. Götterim, ben bir kavga etmedim. Adam dedi ki silah atıyor dedi. Ben ne sandım, silah fırlatıyor. Dedim niye yani ya? Onu fırlatmıyorsun ki dedim böyle. Yok lan bir şey. Arkadaşlar bu arkadaşları gelmiş. Yanlış anlaşılmasın. Ben bunları her gece sokaktan toplamaktan artık yoruldum. NBA maçı izliyorduk ya. Bu da amına koyayım. 47 aylıyoruz. Çok teşekkürler. Kendini profesyonel basketbolcu. Bu çocuğun böyle bir tribi var. Özge sen anlat. Kendini gerçekten basketbolcu zannediyor. Ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Ferit çok kısa tutmuşlar ya. Neden kısa tuttular? 40 dakika olsa izler. Abi çok çekim olmadı zaten ya. Hani çok haklı. Eğlenmemize baktık biraz da yani. Zaten Çağrı'nın da aklında hani böyle bir vlog yoktu. Bir an spontane gelişti. Hadi bir vlog çekeyim falan diye gelişti. Bir de her anımızı da çekmedi. Unuttuğumuz çok, ya çok eğlendiğimiz anlar vardı mesela. Onları çekemedik. Bir de her şeyimizde içerik olmasın ya. İçeride çocuklar değil mi? Profesyonel oyuncuyum ben, basketbolcu. Lisanslıyım falan diye millet anlatıyor musun? Öyle oğlum, full. Abi arkasına da Hardın yazdırmış. Şu polisin vurduğu kelepçe hala acıtıyor ya. Abi kelepçe mi vurdu? Oğlum nasıl? Ters kelepçe dedi mi sizi? Espri uğruna gidiyordum neredeyse. Şaka yapıyorsun, niye nasıl bir şaka? Tekila içiyor arkada dedim. Hala şaka. Hadi eve ya artık, ne hey. Eve amına koymuş. Eyvallah. Yok ne mekan lan. Lan 5'e kadar açıkmış orası. 5'e kadar diyorlar. Hadi eve. Arkadaşlar bir güne daha uyandık. Ben şimdi bir yapmadan duramam yani. Sabah havuza girmeden duramam yani. Bilen bilir beni de. harbiden pezevenk her sabah uyanıyordu. Direkt havuza atlıyordu abi. Onu çıkayım Kemal Can'la tuvalette zaten. Keyif pezevenk ya. 3 saat daha var onun en azından. Değil mi Özge? 3 saat. 3 saat mi? Daha var onun. Ne güzel atladı lan ama. Mükemmel bir atlayış. Başarılı mıydı? Çok başarılıydı. Hayır, böyle atlamayı nereden öğrendin? Ben şimdi 2007 yılında olimpiyatlara katılmış bir insan olarak konuşuyorum. Havuz boşu da yapamıyorum biliyor musun? Hiç yok. Bilmiyorsun. Hiç yok havuz boşu bende. Asya hoş geldiniz arkadaşlar. Boğuluyordum. Kurtarın beni, kram girdim de ayağımdan. Ya can. Ya şu şakayı yapacağım diye burnuma su kaçtı. Anasını al. Çar Bey geldi. Bu şakaya gülenler. Normalsın ne olursun. Bir şey söyleyeceğim. Ne var? Birazdan gerize dışarı telefonu. Dışarı bak Allah yapma. Seni aşağıdan çekeyim. Vlog çekeyim ben onunla. Kurtaramayız ne olursun. Biraz şuradan çeksene. Artık canım. İnan ki ben çok değiştim. Acısa bile hep gülerdim. Vazgeçtim bundan. Çocuk ne kullanıyorsa bana da versin. Dönmez olmuş. Günahım neyse söyle. Çağrı'nın çok güzel besteleri var bu arada. Kendi yaptığı şarkılar var. Ağlıyorum.
pil almadan bayağı iyi. Çağırdım boyu 1.95 mi ne öyle bir şey ya. Gözlüğü kırılmış. Abi evet benim gözlüğüm kırıldı ya. Gözlüğünün üstüne oturum. Eder ama. Kanka tilt etmek değil de insanlık. Kışkırtma. Kışkırtma. Ben kırdım da daha iyi çekim girişim olur. Ben kırdım da. Bu gazeteden YouTube taktikleri. Sağlık olsun. Ben ya. Kırdım çok özür diliyorum. Çağrı ödüyor musun? Ya kıyamam. Ya kıyamış. Ha, ben kırsaydım ağzıma düşmüştün ama. Evet, ona kıyamış. Makine var burada. Onu sattım çocuk. Ne bu? Gucci mi? Burberry. Sen ne diyorsun ya? Of. Bir şey söyleyeyim senin vücut da iyi ha bu arada. Görüyor musun vücudu? Örgüçleri görüyor musun? Çok güzel. Vücut sağlık. Instagram WTCM. Bir durun. İngilizce pronounce. Bir durun. Ben kendi kanalımda kendi Instagram'ımı daha söylemedim. Allah belamı versin. Öyle mi? Evet geldi o da geldi. Kim içmek istiyorsa. Katman dansını burada buldum. Kendine katman oldu. katman hareketi. Yoksa katman hareketini mi buldun? Bir tane de Red Bull getirelim. Bu mu? Evet katman yani katman. Bu ne yapıyor kanka? Patron kafa yaptı. Gözlük haberimi kaldıramadı. Bir şey söylemek ama istemem. Ama kız nasıl? Aaa! İşte bu ya Cenk ne yapıyor bu abi? Peki tatil şu an kadar nasıl gidiyor Velik Karakaya? Yani güzel. Bence iyi geçiyor. Güzel gidiyor. Bence de güzel geçiyor. İlk gün birazcık stresliydi. Evet ilk gün çok kötüydü. Tamam. Ama genel olarak güzel ya. Ben eğleniyorum. Evet evet güzel. Özellikle o bahçede oturma. Önemli olan, önemli olan tatilin nerede olduğu değil, yanındakilerin önemi. Valla. Herkes bu boku yiyor ya. Herkes aynı cümleyi kurdu biliyor musun? Gerçekten mi? Herkes tek tek bu cümleyi... Ama bu ama konuştuk zaten. Ya herkes videoda bunları densin. Densin bu video. Bunu dedik ya. Bir Şükrü kurmadı lan Şükrü ama. Hiçbir şey kurmadı. Şükrü bütün tatil şuradaki böyle bir barakamızda, baraka mı denir aslında yatak böyle, burası böyle bir oturma yeri. Bütün tatil buradaydı abi. Şu gözlükleriniz kesinlikle çıkarmadı. Böyle bütün tatil. Telefon elinde. Bütün tatil. Tamam. O arkadaşlara namına koyayım. Arada o, böyle lafa gir. Acun abiler. Acun abiler şurada ot. Şurada varmış. Dur ben bir selam vereyim de. Selam ver ayıp olmasın. Acun abi. Çağrı'nın kanalına artık abone olun. Lütfen artık. Abone olun çünkü bu gerçekten Twitch camiasında büyük bir kampanya haline dönüştü. Çağrı'ya abone ol. Dostlarla sohbete, muhabbete çıkılmış bir gece. Doğru mu Efe? Kesinlikle. Kesinlikle Efe'nin sesidir Efe Uygaç. Orijinal Efe Uygaç sesi aldım. Bizzat ben. Satın aldım ben bu dizi. Arkadaşlar paket olarak satılıyor. Aynen öyle. Bütün tepkilerim, şakalarım, seslerim 19.99. Aynen öyle. Güzel bir mekana geldik. Efe kardeşimizin sağ olsun getirdi. Uygaç mizaj. Dostlarla takılma, oturma, yeme, içme. Hani bugün çok vlog beklemeyin diyor yani. Hani vlog demem, vlog kombinim de bu yani anladın mı? Bir bakalım hemen bir bakalım. Of. Evet, gayet çekicisiniz efendim. Peki ben de seni göstereyim mi? Tabii hocam, buyurun. Evet arkadaşlar, şu anda Efe Uygaç mekanda. Of. Yoksa bir avlanma mı söz konusu? Hiç alakası yok. Şimdi yengenin yanına kaçıyorum. Yengenin yanına mı? Hoşça kal. Gidelim, gidelim. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Burası neresi? Adı neydi ya? Panayır değil, Panayır öbür yer. Buranın adı neydi unuttum ya. Burası çok güzel bir yerdi. Biri chatten yazar. Hah, veranda. Buranın adı veranda. Bu arada hiç gerçekten koronaya... Korona önlemlerinin bence en yüksekte olduğu bir restorandı diyebilirim. Garsonlar kesinlikle yanınıza yanaşmıyor. Hatta rakı vesaire içki... takdimini
bırakıyorlar oraya. Kendiniz yapıyorsunuz. Her masa kendi rakısını kendi koyuyor. Masalar arası neredeyse 2-3 metre var. Bayağı uzak. Ya diyorsunuz da bakın abi. Bak masaların arası hep böyle. Garsonlar falan şurada falan duruyor böyle. Şuradan sesleniyorlar. Ha, maksimum şurada diyorlar ve bir kişiyle konuşuyorlar. Diğerlerinin müzikte olduğu için sesleri tabii gitmediği için bir kişiye söylüyorlar. O kişi de masaya söylüyor. İçkiler buraya bırakılıyor. Herkes kendi içkisini kendi koyuyor. Garsonların hepsinde maske var zaten. Bunu söylemeye bile gerek yok. İçeri girerken ateş kontrolü vesaire her şey yapılıyor. İki kere ateş kontrolü yapıldı hatta. O yüzden o konuda bence en titiz yerdi. Ve mekan da çok güzeldi. Burası sahil. Direkt kum burası. Şurası direkt deniz. 2000'ler pop müzikleri çalıyor. Türkçe pop müzikleri. 2000'ler, 90'lar. Çok güzel bir mekandı. En keyif aldığım gecelerden biriydi. Güzel bir rakı masası vardı. Reklamdan ne kadar? Gram almadım bu arada. Yani harbiden iyi olduğu için söylüyorum. Gram reklam vesaire yoktu yani. Bir haftadır yayın açamıyorum da abonem düşüyor. Şu video alkol ölçen alete üflese kaç promil çıkar? Çok çıkar abi. Bugün bu gece gerçekten içmiştik. Harbi içmiştik yani. Sen ayakta duramıyorsun. Nasıl? Nasıl ayakta duramıyorsun yok. Yok be, sıkıntı yok. Araba yol sürüyor. Yeni bir şey öğrendim de, yeni bir dans stili öğrendim. Siz biliyor musunuz bu dansı? Şu bak. Şu. Buyurun lütfen. Şöyle bir hareket. Ufak bir hareket. Aynen, onun böyle daha hareketlisi. Katman dansı. Daha buraları kaçırdım. Katman dansı biliyor musunuz? Uzak doğudan geldi. Uzak doğudan geldi. Ben bilmiyorum. Biraz daha. Çağrı dans et oğlum hadi. Kemalcan buyurun. Ne o? Katman dansı yapıyoruz da. Katman. Tabii katman dansı. Kaçıncı ya seni. Yavaş lan. Alkol, malkol, yalan, çay. Ama çayı şekerli içen... Beni bilen bilir. Ha, ben bu saatlerde, saat şu an gece 2 falan. Bir, iki değil, niye yalan söylüyorsun? Saat 1'e geliyor. Saatin yalanlığı olmuyor, saatin yalanlığı. Burada promil gerçekten bir üfletsek o makine kırılır mı? Kırılırdı herhalde. Ya yani şurada eğer o yemeğin after'ıysa bu çay içiyorlar tabi. Bunlar çay içmeye gittiler. Burada büyük alkollüler. Bakalım. Alıştık ya. Cümlelere bakın. Yuva bak, yapmış diyor, yalan yuva yapmış. Yalan yuva yapmış. Yalan yuva yapmış. Kim ne diyecek yani? Beni bilen bilen onu kımışlıkla şey mi diyecek yani? Sen onu kımışlıkla çay içmedin amına koydun. Ben bu saatlerde bu çayı içiyorum aga. Yapacak bir şey yok. Çaylı şekerli için şeker kullanmıyorum ben. Ama o hareket... Şekeri bıraktım. Günden beri tad alamıyorum. Şekeri bana bir arkadaşım bıraktırdı. Dedi ki... Bunu dedi... Tamam ya. Gel biraz daha Karadeniz kokuyor gel. Bunu dedi bırak dedi şekeri dedi. Çayın tadını dedi alırsın dedi. Yaklaşık 3-4 sene oldu çayı bıraktım. Şeker içiyor. Çayı bıraktım evet. Çayı bıraktım. Çayı niye bıraktım ya? Şekere bıraktım. Çayı bırakayım mı lan ben artık? Mizaj yerlerde. Şekeri bıraktım. Dedi ki çayın tadını alırsın dedi. Biraz daha iç dedi. 3-4 senedir içiyorum. Ne çayın tadını aldım. Şeker atıyorum yine olmuyor. Artık eski şekerli günlerime de dönemiyorum amına koyayım. Çok doğru. Çaydan bir dönem şekerli çaydan tad alıyordum. Orada bıraktım anladım artık geri dönüşü olmayan bir yola girdim yani. Bu şaka değil ama gerçek. Bu şaka değil ya. Şu an niye içiyorsun peki? Alışkanlık. Alışkanlık ya. Bizim bir tane dayı vardı böyle kıklama atıyordu. Kıklama atıyordu. Bir ara onu denedim. Mevul 4 hoş geldin. Uzun. O da ilginç aman oğlum. Şeker yiyor, emiyor. Dayı içmeyi unutuyor, kıklama yiyor. Evet, at olmuş onu, yani anladım. Onu, ya onu. Onu.
açarsın. Bak bak böyle. Sen bunun üstüne sakızla çiğniyorsun mu? Başka bir şey yok çünkü. Katman ya, yemin ediyorum. Bir ağır katman ikisi de. İç iç iç. Seninle çimlerin üzerine koştururken bir aşk yaşamak istiyorum. Bu aşk öyle bir aşk ki, o kadar değerli, o kadar anlatılmaz. Aynen öyle durum Cinan. Aşktır ki, ne romanlara yazılabilir, ne masallarda anlatılabilir, ne de şarkılara söz olabilir. Çünkü sadece senle benim aramda gün. Aşkım çok sağ ol aşkım, teşekkür ediyorum. Düşürdün mü lan? Aa, beni düşürdün amına koyayım. Yanlış çalıştı dur. Yoksa evlilik teklifi yapsanız da videomda. Bizim kız öyle demiyor ki. Ne diyor? Ev al diyor. Aşkım ya. E tamam kız, krediye gireceğiz. Tamam morguş alacağız. Çocuklar bile biliyor. Kemalettin Özge'yi seviyor. Kemalettin ne? Ne kanka? Ne kanka Kemalettin? Yo şöyle. Şuradan şu. Anladın mı o burnun içinden? Senin bir önceki bizim saç bloğunda şöyle bir hareketin var. Onu anlamamışlar ama. Onu... Gel buradan çek. Hemen anlatayım. Ya gelmiş gidir buraya zoomluyor. Gelmiş buraya zoomluyor. Şöyle göster. Gel dedim buradan çek. Al buradan gir dedim buradan. Buradan gir. Korona testini yap dedim buradan alta doğru. Bak hala nereden çekiyor. Gözün hep dokuma. Ellerin çok temiz ki. Cheer my darling. Cheer darling. Cheer. Oo, aynı değil mi o ses var ya şarkıda. Ama onu çayla yapmamışlar. Voska bitki içmeyenler varsa içsinler. Kenan. Ne efendim abi? Ne yapıyorsun oğlum? Ay valla ne yapayım abi? Tamam ya, buranın da vlogu bu ya. Ünlü YouTube'u Kemal Canpar'la buranın vlogunun bu kadar olduğunu söyledi. Hesap geldi arkadaşlar. Hesap kimde oynuyoruz? Şimdi hesap kimde oynuyoruz? Bir dakika. Hesap kimde oynuyoruz? Kaç para geldi? 6 TL geldi. Bütçe bu kadar değil mi? Fatih'in bütçesini gösterebilir misiniz? 6 lira geldi hesabımız. 6 lira, 3 çay. Arkadaşlar. Para üstünü almadık. Kaç para? Salak. Of. İnanılmaz bir vlog. İnanılmaz. Arkadaşlar buyurun. Yemek arası, yemek yerken gayet izlenebilecek bir vlog. Şu ocağa da abone olun artık. Şu Instagram'ını da takip edin artık. Yeter. Vallahi bak, yaklaşık 5 aydır boostlamaya çalışıyoruz. Hala boost.